7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ambulans ara. Canım! Ambulans ara! Canan uzaklaş! Canan! Canan uzaklaş! Bastır, buraya bastır, 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 bastır. Ne olur ölmesin. Tamam, iyi yaşayacak. Ölmesin, ne olur ölmesin. Canan! 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 Canan uzaklaş! Uzaklaş buradan! Hadi, hadi bir şey yap, hadi ölmesin hadi. Müsaade edin, müsaade edin. Gel. Ne olur, ne olur ölmesin, ne olur ölmesin, ne olur. Ne olur. Ne olur ben. Hastanedekiler ellerinden geleni yapmışlar ama işte. Öldü değil mi? Benim yüzümden oldu. Hayır saçmalama Canan, sana ne yapsa var? Yok benim yüzümden. Ha. Çocuk babasız kaldı. Benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun Canan? Selim. Canancığım. Ay. Selin bir görmem lazım ama yani bir yüzüne bakıp da ben nasıl bakacağım? Sen önce bir sakin ol. Hadi buraya gel. Yapamazsın bunu ya. Kapatamazsın beni buraya ya. Nasıl tutacaksın? Ben gideceğim. Canancığım. Canancığım ne konuşacaksın? Konuşacak bir şey yok ki. Ne diyeceksin kadına? Bilmiyorum yani. Affet beni derim, yardım ederim. Yani ne yapacak tek başına çocukla Selim? Hayatım şu anda mantıklı düşünemiyorsun. Ne olur beni dinle biraz. Bak benim tanıdığım öldürüldü. Ve senin karım olarak bu işin içinde daha fazla görünmemen gerekiyor. Ne olur anla şunu ya. Ben bir şey anlamıyorum artık, yok. Bak bir daha anlatıyorum. Ortada bir hatalı varsa benim. Bak bu benim hatam. Benim seni oraya götürmem gerekiyordu. Bırak kendi hatamı kendim temizleyeyim. Tamam mı? Ne olur karışma. Latif ayrıca senin düşündüğün gibi bir adam değil. Latif kirli bir adam, mafya ile alakası olan bir adam. Mafyanın kara parasını aklıyor, kanlı parasını aklıyor bu adam. Anlatabiliyor muyum? O senin hatan yüzünden öldürülmedi. Onu mafya öldürdü. Ne olur Canan? Selim ben ikna ettim ama ya. Ben ikna ettim adamı. Ama hayatım beni hiç dinlemiyorsun. Ne olur sakinleşelim. Burada otur biraz. Ne olursun. Kanım var üzerinde. Beni dinle. Küçücük çocuğum var Selim. Ne olacak o çocuğa? Hayatım burada biraz oturalım. Bak yalvarıyorum biraz sakinleş. Benim şimdi müdürle gidip konuşmam gerekiyor bu mevzuyla ilgili. Burada beni bekle. Tamam mı? Tamam. Selim.
Sakın bir şey söyleme. Sen hangi yetkiyle bunu yapabiliyorsun? Bana bunun cevabını vereceksin. Müvekkilimin gözü önünde kocasını vurdular. Daha da korkuncu, karını yani Canan'ı bu hadiseye dahil etmen. Sen nasıl böyle yanlış bir şey yapabiliyorsun ya? Sakin, sakin. Seni şikayet ettim. Sonuç? Dua et yukarıda sevenlerim varmış. Şikayetim işleme konmadan reddedildi ama bu işin peşini bırakmayacağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Tamam yürü be, helal olsun ama ben senin neden bu kadar korktuğunu çok iyi biliyorum. Neden bu kadar korktuğunu iyi biliyorum. Senin gücün benim işim elini almaya yetmez. Tamam mı? Ben sabırlı adamım. Bir gün elime geçeceksin. Resmi olarak yakalayacağım seni bir gün. Senin işini elinden almam için benim bir şey yapmama gerek yok. Onu sen zaten hallediyorsun savcı. Uza. Bas buradan hadi. Kimse de bir şey demiyor. Bir şey olmamıştır değil mi? Ölmemiştir değil mi Yağmur? Ya yok canım. Yani ambulansa koyarlarken işte nabız var dendi. İyidir herhalde ya. Akgün'le aynı dünyanın insanı bu çocuk değil mi? Ne işiniz vardı orada? Bunu sonra konuşalım nasıl? Yağmur, hadi gidelim artık. Ne olmuş arkadaşına, merak etmiyor musun? Biz üstümüze düşeni yaptık. Getirdik buraya, hastaneye kadar refakat ettik. Sonrası artık geçmiş olsun yani. Kim yaptı bunu o zaman? Ne bileyim Yağmur ben. Tedirgin gözüküyorsun Akgün. Belki biliyorsundur. Yağmur bak, birazdan polisler gelecek. Bize bir sürü sorgu suali çekecekler, bize sorular soracaklar. İfade alacaklar bizden. Gerek yok. Başımız ağrıyacak. Hadi artık gidelim. Hadi. Eray. Bunun ne işi var burada? Ben çağırdım. Soner'in arkadaşı sayılır sonuçta. Kimi ararım bilemedim. Kimseyi mesela? Merhaba. Geç şöyle uzakta dur. Soner nerede? Acilde. Kim yaptı bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hadi gidelim Yağmur. Yarın da geldiğine göre artık bizlik bir şey kalmadı burada. Sen daha benim sorularımı cevap. Ya vazgeçmeyeceksin değil mi? Hemen geldiğin için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşelim. Naz. Yağmur. Benim elim kan olmuş. Ben gidip yıkayayım bunu. Tamam canım. Kaburgalarından biri kırılmış. Vücudunun her yanında ezikler var. Neyse ki başka yerde kırık yok. Bu kadar kötü durumda olmanın nedeni böbreğini aldığın darbe. Tek böbreğin olduğu için az daha ölüyor musun delikanlı? Ameliyat izin de var. Neden aldılar böbreğini? Ne fark eder ya? Yara izin bayağı eski. Merak ettim. Siz ne kadar çok merak ediyorsunuz doktor bey ya. Başka bir şey var mı? Polis gelecek birazdan. İfadenizi alacaklar. Gerek yok. Böyle durumlarda hastane adli ihbarda bulunmak zorunda. Bunun ne işi var burada? Hanımefendi sizi getirenlerden biri. Geçmiş olsun. Eray'la buluşacaktım mekanda. Yağmur ve Akün'le karşılaştım. Seni bulduk. Akün mü getirdi beni? Tabii ambulans getirdi. Biz sadece takip ettik. Onlar dışarıda beni bekliyorlar. Ben... Ha bu arada... Eray geldi, şimdi o seni bekleyecek. Geçmiş olsun. Şimdi Canan, benim gitmem gerekiyor. Tamam, sen daha iyisin değil mi? Değil mi? Biraz daha iyisin. Konuştuklarımızı hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. O almaya da gitmeyeceğim. Tamam. Al arabanın anahtarını. Benim gitmem gerekiyor şimdi. Sen git dinlen biraz, tamam? Alo, Fabri Selim Kara, buyurun. Selçuk Taş, tamam. Tamam, anlıyorum. Thank you.
Teşekkürler. Rica. Yağmur, geliyor musun? Hayır. Peki. Ya neyin peşindesin sen? Soner, seninle ilgili ne söyleyecekti bana? Hiçbir şey. Hiçbir şey çünkü bizim herhangi bir bağlantımız yok Soner'le. Hasbelkader tanıştık. Bir iş yapacaktık beraber, ufak bir iş. Sonra ben vazgeçtim işten. O da eli artırdı işte Kopil. Bu iş yüzünden dayak yedi yani, öyle mi? Ya senin bu insanlarla ne işin var? Daha önce de konuştum sana. Hı? Hayır, birbirimize güvenemeyecek miyiz Yağmur? Benim sözlerimin sende bir karşılığı yok mu? Bu insanlar sana ya bir şey söyleseydi ya bir şey yapsalardı. Nasıl güvenebiliyorsun sen Soner denen adama da gidiyorsun yanına ayağına? Sen ne yapıyorsun Yağmur? Ya bir şey yapsaydı sana bu adam? Ne yapacaktık? Soner'le iş yapacaktınız. Başka da bir şey yok yani, öyle mi? Soruya soru cevap veriyorsun. Benim sorduğuma cevap ver şu an. Niye gidiyorsun bu adamın ayağına sen? Neden silahın vardı o zaman? Ya bunu sana daha önce anlattım, açıkladım. Tedbir amaçlı aldım. Zaten kullanmadım da silahı Yağmur. İnanmıyorum sana. Ben o silahı bulduğumda sen çaresizdin. Sana yardım etmeme izin ver dedim. Sanki bana hiç kimse yardım edemezmiş gibi konuştun. Ama şimdi korkuyorsun Akgün. Bana bak. Hani cevap veremeyeceğin hiçbir şey yoktu? Cevap veremeyeceğin bir noktaya mı geldin? Sana yardım etmek için her şeyi yaparım dedin değil mi bana? Niye? Konuyu değiştirin. Hayır, dahası da var. Senin içini gördüm ben dedin. Senin içinde bir kötülük yok. Sen böyle bir insan değilsin. Vicdanlı bir insansın dedin. Bunların hepsini sen söyledin. Dedim de dedin. Niye Yağmur, niye? Niye söylüyorsun bunları bana? Babana gidebilirdin. Her şeyi anlatabilirdin babana gidip. Ama sen başka bir şey seçtin. Seçtiğin şey de tam olarak kendini feda etmek. Kendini ortaya koymak. Niye? Sana zarar gelsin istemedim, tamam mı? Ama niye? Sormuyorum sana hiçbir şey. Sen de bana bir şey sorma. Tamam, kapatalım konuyu. Bitti. Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Telefon. Alo. Alo. Yağmur, Eray ben. Efendim Eray. Nasıl ya? Sen bu adamlarla Yağmur? Bir saniye. Yağmur. Akgün orada mı? Akgün yanımda Soner. Kapatır mısın şu telefonu? Bu insanlarla konuşma. Hemen şu telefonu kapatır mısın? Akgün de dinlesin. Tamam. İkimiz de duyuyoruz şu an. Söyle. Ben seni çağırdım. Ben seni çağırdım çünkü... Akgün'ü sıkıştırmak istedim. Yani o çocuk sana ne anlatıyorsa... Doğrudur. Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bir şey daha var. Ben öyle yani çok teşekkür etmesini bilen biri değilim de... ama bana yapılan iki şeyi unutmam ben. Bir, bana yapılan kötülükler. İki, bana yapılan iyilikler. Hastaneye getirmişsiniz beni. Bunun karşılığında ben de sizle oyun oynamayı bırakıyorum. Bu kadar. Hiçbir şey olsun. Şaşırmış gibisin. Yok canım, ne şaşırması, sadece benim biraz önce söylediklerimden farklı. Sana ne söyledi şu an Soner? Bunları zaten ben sana söyledim. Tanımam, bilmem, etmem dedim. Bak aynısını söylüyor. Gıcık oldu bana, tamam mı? Olay bu. Bu kadar. Aldın mı istediğin cevabı Yağmur? Aldım. Tamam, sinirlenme, camı kıracaksın ya. Tamam, senin ne hakkın? Thank you.
Savcım. Savcım iyi misin? Gel otur. Geç. Ne oldu savcım? Bir şey olmuş yani. Kötü bir şey olmuş. Böyle görmem seni normalde. Kötü haberin ertelemesi olmaz. Söylesene tabii. İstanbul'dan aradılar. Babanın kaldığı cezaevinden. Babam kalp krizi geçirmiş. Hastaneye sevk etmişler. Başın sağ olsun. Hiç ölmeyeceksin değil mi? Merak etme, beni kimse öldüremez. Allah Allah, kalp krizi. Asımlarımız mı kesmiş nefesini, söylesene bana. Bana doğruyu söyle bir. Hı? Yok değil. Kalp krizi diyorsun ha? Yarın kaldırılıyor cenazesi. Hazırlan istiyorsan. Sağa çık. Kalbine yenik düş. Taş kalbine yenik düş. Prosedür gereği senin gitmen gerekiyorsa sen git. Benim bir işim yok orada ya. Ben onu söyledim. Mezar taşına ismini yazdırmayacağım. Dedim o yüzden de. Yok, sen de geleceksin. Babana son görevini yerine getireceksin. Yok, ben gelemem oraya. Ne yapacağım son görevi? Ne yapacağım oraya gidip ben? Duanı edeceksin. Güzel anılarını yad edeceksin. Yok ki. Güzel anım yok ki benim. Selçuk Taşkın'la. Ne diyeceğim gelip mezarının başından? Ne yapacağım ben orada ben? Sen git işte. Bir de ayrıca babam öldüyse o zaman dava düştü. Muhbir de toprak altında zaten. O zaman artık bir arada durmamıza gerek var mı seninle bizim? Niye sürekli beraber geziyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz geri falan? Sen şimdi kendini toparla. Ben iyiyim. Kendini bir toparla, hazırlığını yap. Bir iki saat yola çıkacağız. Anneciğim, hadi yemeğe gelmeyecek misin? Yok, aç değilim ben. Hasta mısın sen? Cık, hasta değilim. Bakayım. Üşüttüm. Ateşin yok ama istersen bir hastaneye gidelim ha? Yok, ne hastanesi ya? Bu ne? Sen kıyafetlerinle mi yattın? Ha bir de bize kızardın kıyafetlerle yatağa girilmez diye. Oldu mu şimdi hiç böyle? Ben değiştireyim mi üstünü? İster misin? Sorsan azıcık bana. Anneciğim. Neyin var senin? Bir şey yok, bir şey yok ya. Halsizim o kadar. Hadi anlat bana lütfen. Yok bir şey. Babam arıyor. Açmayacak mısın? Ver. Ver açayım.
Efendim? Canancığım, benim acilen İstanbul'a gitmem gerekiyor. Onu söyleyeyim diye aradım ama yarın döneceğim. Tamam. Tamam. Sen nasıl oldun? Daha iyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim ya. Bir şey yok. Düşünme sen beni. Bu söylediklerin de aklımda. Merak etme yani. Yağmur yanında mı peki? Yağmur yanımda. Bir konuşabilir miyim onunla? Seni istiyor. Efendim? Alo Yağmurcuğum, benim acilen İstanbul'a gitmem gerekiyor. Neden? Ya bir işim çıktı ama döneceğim yarın. Sana şey söylemek için istedim senin telefonu. Anneni yalnız bırakma olur mu? İlgilen biraz onu. Siz annemle yine kavga mı ettiniz? Çok kötü gözüküyor. Bir şey de söylemiyor. Ya onun gibi bir şey işte. Bravo sana ya. Tamam, ben dönünce halledeceğim. Tamam mı? Ama sen yanından ayrılma. Yalnız bırakma anneni. İlgilen annenle. Tamam Yağmurcuğum? Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Zarab lana metelen ve nesiye kalbahu. Kale men yuhil izame ve hiye ramim. Kul yuhiha allazi enşaha evvel merratin ve hum kulli kalbin alim. Sadakallahul azim. El Fatiha. Sağ olsun. Sen hangi sıfatla buradasın? Öldüm ölmedim diye mi bakmaya geldin? Halil Sadi Bey taziyelerini iletti. Yüz yüze görüşmek ister. Etrafın polislerle çevrilenmemiş olsaydı seni şuracığa gömerdim. Babamın mezarının başında yemin olsun. Bir dahaki karşılaşmamızda birimizden biri ağır yıpranacak. Halil Sadi'ye söyle. Hesap kapandı. Gene görüşeceğiz. Tekrar başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Koca Selçuk Taşkın toprağın altında. Anamın yanına uzanmış. Annesi babasına ihbar eden bir oğul kaldı geride. Helal ettiniz mi birbirinizi hakkınıza? Bu dünyada çok yüzümüz gülmedi. Diğer tarafta barışırsınız belki. Mezar taşına ismini yazdırmayacağım demiştim sana. Öyle olmuyormuş. Yani ben onu hiç senin öleceğini düşünmediğim zamanlarda söylemişim, onu anladım. Öyle olmuyormuş. Savcı yolda gelirken iyi anıları hatırlar Hafıza dedi. Eğer sen oğlun için kendini feda ettiysen, ki buna inanmak istiyorum, bir babanın oğluna bırakacağı daha güzel, daha iyi bir hatıra olamaz herhalde. Hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et. Helal et.
kalk gitmemiz gerek. Nereye gideceğim ben? Bir süre daha beraber devam edeceğiz. Babam öldü artık. Bizim de bir arada durmamıza gerek yok ki. Bugünden yarın hemen olmaz o. Önce güvenliğini sağlamamız lazım. Sonra gerekli ayarlamaları yapalım. İstiyorsan gidersin. Gidemiyorum, kalamıyorum. Şu adamı sığdıracak bir yerin yok mu ya? Yalan dünya. Ben seni bu şekilde yalnız bırakamam zaten. Ağlamak istiyorsan ağla. Ben buradayım. Masaya bırak. Tamam, tamam. Günaydın. Ben çıktım, biraz koşacağım. Geç kalma. Sana bir şey söyleyeceğim sonra. Tamam. Canan nerede, uyandı mı? Ha, ben de şimdi çıkıp ona bakacağım. Akşam biraz hasta gibiydi anne. Bir şey varsa haber ver bana. Tamam, tamam. Hadi otur sen teyzeciğim. Ver. Aa, Serap abla. Günaydın. Günaydın. Size kek getirdim. İnşallah kahvaltı etmediniz. Yok yok, oturmadık da. Sen de yapmadıysan geç otur. Aç değilim ya. Ama bir çayınızı içerim. Zahmet etmişsin. Afiyet olsun. Metin yok mu? Yok. O bugün teknede. E dükkanı açmıyor musunuz? Bir aksilik mi var? Ne gibi? Ne bileyim, Metin deyince yüzün düştü. Bana bak, aranızda bir şey geçmedi değil mi? Canım, ne olacak sanki? Ha, günaydın. Günaydın Yağmurcuğum. Canan ne yapıyor, onu da aradım, açmadı. Annem yukarıda ama... Bütün gün yattı yani. E şimdi ben de merak etmeye başladım ya. Merak edecek bir şey yok ya, iyiyim. Günaydın canım. Günaydın. Ayaklanmışsın çok şükür. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim ya, gayet iyiyim. Bir kırgınlık olmuştu dün. İşte yattım, geçti gitti. Bir şey yok yani. Yumurtanız yok, omlet yapayım mı ben size? Anne, beraber mantarla yapalım mı omleti? Hadi gel yapalım. Hadi geliyorum. İyiyim diyor ama bunda kesin bir şey var. Sen biraz daha sorsaydın, bir tek sana anlatır bu. Ya kadının derdi belli değil mi ya? 20 yıllık ilişkisini bitiriyor, kolay şey mi? Adliyeden de çıkarken bunu böyle bir zorla gülümsettim ama... işte sonra çıkıyor acısı, görüyor musun? Yok ya. Bence başka bir şey sıkkın annemin canı. Yani öyle ayrılık acısı olsa ben anlardım. Başka bir şey var. Neyse, anne bekleyeyim, yardım edeyim. Bir bak. Akif'i kaybettiğimde başıma geleni anlamamıştım önce. Ama sonra vurdu acısı. Ben günlerce odalardan çıkmadığımı hatırlıyorum. İlaçlar, doktorlar. Kaan var ya, Kaan olmasaydı ben hala kafamı kaldıramamıştım o acıda. Bayağı da oldu senin. Kimse yok mu hayatında, hiç bahsetmiyorsun da? Ay Emel, neden bahsedeceğim Allah aşkına ya? Neden bahsedeceğim? Evet, var çevremde birileri var da. Doğru düzgün adam var mı? Doğru. Düzgün adam yok. O yüzden sen çok şanslısın. Kıymetini bil. Ben devam edeyim mi? Evet, anladın mı nasıl yaptın? Anladım.
Kahvaltıdan sonra ofise gider miyiz? Gideriz herhalde. Ne herhalde ya? Gideriz. Süper. Anne. Dur anne. İyi miyim dur, ya? Bir şey yok tamam, bir tansiyonum bir gitti geldi bir şey. Nasıl bir şey yok ya? Yüzünün rengi attı. Tamam. Ay şey ne yok. Oldu? Tansiyona düştü. Ya tamam bir şeyim yok. Bir hastaneye mi gitsek, ne yapsak? Ne hastanesi ya, gerek yok. Bir çıkacağım yukarıya dinleneceğim, geçecek. Tamam dur şu, ben bırakayım seni. Ya nereye bırakıyorsun ya, yukarı çıkıyorum tamam. İyiyim, bir şey yok. Tamam, kötü olursan haber ver. Tamam. Yok ben babamı arayacağım, ben böyle olmaz. Peçeteyi ver. Başkası olsaydı çoktan şimdi dert paylaşıyordu benimle. Teselli etmeye çalışıyordu falan, yoruyordu. Sen güzel susuyorsun savcım. Sessiz kalmayı tercih edersin diye düşündüm. Sessizlik... Her zaman iyi değil sessizlik. Beyin fazla mesai yapmaya başlıyor. Babayla olan güzel anıları hatırlamaya çalışıyor. Derin derin düşünmeye başlıyor falan. Her saat, her arkamda bıraktığım kilometre acısı daha bir vuruyor böyle. Babandan nefret ettiğini düşünüyordum. Ediyordum. Artık edemeyeceksin. Yani öyle olur inşallah savcım. Senin söylediğin gibi olur. İyi anıları hatırlıyor değil mi? Hafıza kötü anıları siliyor. Yani onları tamamen tüketiyor. İnşallah öyle olur. Değil mi savcım, öyle olur. Belki zamanla daha güzel anılar biriktirirsin. Bu nasıl olacak savcım? Daha gençsin. Çok çirkin sözler söyledim. Böyle içine aldı onları. Yüzünden anladım. Çok çirkin konuştum. Yanlış yaptım. Ama biliyorsun değil mi? Öfkeyle söylenmiş sözlerin hükmü kısa sürer. Konuş dediğinde keşke sorsaydım ona. Her şeyi konuşup her şeyi sorabilirdim. Yapmadım. Yine sorarsın. Nasıl savcım, ne diyorsun? Bak sadece şunu bil. Ben ne yapıyorsam babana söz verdiğim şey yapıyorum. Anlamadım savcım. Anlayacaksın. Çorba oldu iyice beynim. Efendim kızım. Neredesin? Yoldayız, dönüyoruz. Annem pek iyi değil ya baba. Kahvaltı hazırlarken tansiyon düştü galiba. Şimdi tekrar çıktı, yattı. Yapma ya. Tamam neyse, ben gelince ilgileneceğim. Bırak dinlensin biraz. Tamam tatlım? Yoldayız dedin. Akgün'le mi ilgili? Yağmurcuğum bir iki saat evde olacağız. Sonra konuşalım mı? Baba bir şey saklamıyorsun benden değil mi? Yağmurcuğum uzatma istiyorsan. Bir şey yok, yanımda ya Akgün'de. Tamam geliyoruz. Babam öldü Yağmur. Gazetelerden öğrenirsin yarın. Ne? Akgün, nasıl, babası mı vefat etti? Baba doğru mu duydum ben? Doğrudur Yağmurcuğum, doğrudur. Ama şimdi kimse bilmiyor ve kimsenin bilmemesi de gerekiyor, tamam mı? Aramızda. Hadi öpüyorum. Hadi tatlım. Canancığım, bu kaçıncı aramam bilmiyorum. Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Yaşadığın hadisenin farkındayım. Sakın bu işe dahil olduğun için kendini suçlama. Asla suçlama. Konuşabileceğin biri varsa o da benim. Arayabilirsin beni. Lütfen bana geri dön. Seni çok merak ediyorum. Bekliyorum telefonunu. Efendim Nazım. Eve dönmeyecek misin? Nazım bu geçici bir şey. Annem senden özür dilemesini bekliyorsan. Nazım annen öfkelenmekte haklı. Ben de kırılmaktan. Sensiz yapamaz o. Siz böyle zıt kutuplar gibisiniz. Birbirinizi itip kalkmadan var olamıyorsunuz işte. Nazım bak annem bir sakinlesin. Ben de üstüne oturayım düşüneyim. Ondan sonra otururuz konuşuruz. Ya buradan bir trajedi çıkmaz merak etme. O arattı beni aslında.
Bak sakın söyleme. Annem arkandan sallıyor ediyor ama... Bir yandan da seni gerçekten çok özlüyor. Geri dönmeni istiyor. Bir özür dilesen her şey hallolacak bak. Bilemiyorum Nazım. Ne yapıyorsun sen ya? Teknede yaşamak süper fikir, süper. Nazım ben seni arayayım mı? Gel avukat gel. Ayakkabıları çıkarıyor muyuz? Oğlum bu üçüncü sınıf gezi teknesi. Senin teknene benzemez mi? İyi sen de. Nasılsın? Savcım sen işini hallet. Ben burada bekliyorum seni hadi. Hadi in aşağı. Ne oluyor savcım? Oğlum sen cenazede de ağlamadın, yolda gelirken de ağlamadın. Ne yapıyorsun? Erkeklik mi yapıyorsun? Ben ince mi ağlayacaksın? Ne diyorsun savcım sen ya? Buraya senin için geldik. Neresi burası savcım? Neye geldik biz buraya? Ağlayacağın yere geldik işte. Ne garip garip konuşuyorsun ya. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Şimdi biraz sonra göreceğin şeyler biraz kafanı karıştıracak yüksek ihtimalle. İnşallah hazırsındır. Bu yaptığımız şeyden dolayı da inşallah Allah bizi affeder. Estağfurullah tövbe ya. Bu ne demek şimdi ya? Hayattasın yavrum. İyi yaşıyorsun. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor? Siz benim üstümde deney mi yapıyorsunuz? Bak gün. Baba. Ben seni biraz önce toprağa gömdüm. Ya İstanbul'a toprağa gömdüğüme geldim ben seni. Bak gün bir konuşalım. Ne konuşacağız baba, ne konuşacağız? Ben kafayı sıyırmak üzereyim ya. Siz beni ruh hastası mı etmek istiyorsunuz? Benim akıl sağlığımla mı oynamak istiyorsunuz siz ya? Fatihalar okudum, ayetel kürsüler okudum ben sana. Toprak attım üstüne milletin gözünün önünde. Ya kafayı sıyıracağım siz. İyi misiniz savcım, ne yapıyorsun sen? Niye söylemedin bana? Niye haber vermedin bana ya? Vicdan yok mu sende hiç? Tamam, orası işin zor kısmıydı, bitti. Ya baba, sen... Bak dizlerimin bağı çözüldü benim. Of! Akgün! Bak, savcının değil, benim tasarrufumdu. Seni buraya getirene kadar söylemeyeceksin diye yemin ettirdim. Bana. Öz be, öz oğluna. Ya öldüğüme herkesin inanması gerekiyordu. Buna sen de dahilsin. Mutlaka cenazeyi kurcalayacaklardı. Her şeyin gerçekçi gözükmesi lazımdı. Gelseler de ben gereken her şeyi yapardım. Yapamazdın. Savcı söyleyeyim dedi, ben müsaade etmedim. Hayatımdan eksilttiniz beni. Benim yaşamımdan aldınız bayağı. Ne oldu lan? Hani babanın adını mezar taşına yazdırmayacaktın? Allah sabrına güç ver ya. Baba neler söylüyorsun ya? Hani babanı sevmiyordun? Hücrende çürürsün, mezarın orası diyordun. Ne oldu? Ha?
Baba yapma ya. Yapma. Seviliyormuşuz da haberimiz yokmuş. Of. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Babanın yeni bir kimliği olacak. Davaya gizli tanık olarak müdahale olacak baban. Ve tam tanık koruma programına soktuk. Görüşebilecek miyiz? Çok sık görüşemeyeceksiniz çünkü yerini yine değiştirebiliriz. İstanbul Emniyetinden güvendiğim, tanıdığım polisler koruyacaklar babanı. Başkomiser Ali, İstanbul Organize'den. Kendisini uzun bir süredir tanırım, severim. Yani Köstebe'yi bulana kadar durum böyle. Eğer teşkilattansa yeni biridir. Buraya yeni tayin olmuş isimlere yoğunlaşacağız. Ben dışarıda bekliyorum savcım. Tamam. Bu fotoğraflarda dikkatini çeken bir şey var mı? Ahmet de gelmiş cenazeme. Ne söyledi sana? Baş sağlığı baba. Öyle. Ahmet benim sağ kolumdu. Şimdi Halil Sadi'nin yanında. Yani en kolay harcanacak adamlardan bir tanesi. O yüzden yollamışlardır cenazeye. Sana daha önce yanaştı mı bu? İstanbul'dan sonra ilk baba. İlk yani. Benim artık savcının yanına kalmam mı diyorum, bir sebep yok. Yani abesi olmaz mı? Daha çok şüphelenmezler mi bizden baba? Yok, bir şey olmaz. Prosedür icabı yanında tuttuğumu düşünürler. Bizim bu kurduğumuz oyuna ikna oldular mı ondan da emin değiliz daha. Onu bekleyip görmemiz lazım. O yüzden sen şimdi daha az hareket edeceksin. Ortalıklarda çok görünmeyeceksin. Kendini gizli tutacaksın. Biz bu içerideki sızıntıyı bulduktan sonra oturur durum değerlendirmesi yaparız tekrar. Şu anki önceliğimiz bizim Köstebey'in kim olduğunu bulmak. Tamam. Siz şimdi oturun, vedalaşın. Ben ineyim bir Ali ile konuşayım. Aşağıda bekliyorum seni. Güvenliği üst seviyede tutalım. Kuş uçurmayalım, tamam mı? Hadi sen yerine geç. Sayın savcım, emrettiğiniz gibi cenazedeki şüpheli bağlantılı kişileri takip altına aldık. Tamam. Ahmet Turalı isimli şahıs Çeşme gişelerinden saat 16.18'de giriş yapmış. 16.18. Hemen bizim arkamızdan yani. Doğrudur. Gözaltına alalım mı savcım? Yok. Almayın. Almayın, aksine rahat bırakın adamı. Bir bakalım ne yapacak. Siz de ama fiziki takipte kalın sürekli. Yanına ekip desteği falan alma, peşinde kal, tamam? Çünkü tesadüf olamayacak kadar hızlı gelmiş peşimizden. Temas kurmasını mı beklerim? Evet, temas kurmasını bekleyeceğiz. Selçuk Taşkın doğru söylüyor yüksek ihtimalle. En zayıf halka bu adam. Köstebek'le de bu adam temasa geçecek. Öyle düşünüyorum. Anlaşıldı savcım. Bizim kozumuz bu olacak yani. Ahmet Tunalı. Bakalım niye geldin, kimle görüşeceksin göreceğiz. Kimden bahsediyorsun savcım? Hadi geç arabaya. Ya çok önemli bir mesele de değil aslında. Yani böyle ilişkinin gazı çıksın diye işte bir iki gün ayrı kalırız. Sonra geçer gider. Tek sebep senin Serap'a borç vermen mi? Yok. Serap'a borç verme kararını tek başına almış olmam. Problem o. Bak ben de kendimi kötü hissettim şimdi ya. Şu Serap'ın emlak işini halledebilseydik hiç bunlar olmazdı. Ne alakası var abi? Emel tartışacak, kavga edecek, başka bir şey bulurduk zaten. Benim kendi kararlarım yok. Ya bak bu tekne mesela. Benim kendi kararım ve o yüzden üstünde mutluyum. Gerisi Emel'in hayatını yaşıyoruz işte. Niye? Senin mekan açma hayalin yok muydu? Böyle kulüp tadında bir şeyler. Böyle neşeli neşeli anlatırsın her seferinde. Var var. Yani vardı. Neşelenince anlatıyoruz tabii. Yok abi, saldım ben o işi. Kovalamıyorum artık. Bence yeterince kovalamıyorsun. Ya da Emel'e daha fazla hayır demelisin. Belki de. Tabii ki öyle. Bak Mort, bir şey söyleyeceğim.
Bu gece şöyle hazırsan geçici bekarken dışarı çıkalım. Bir şeyler yeriz, içeriz. Biraz eğleniriz, kafa dağıtırız. Ha? Hadi. Yok ya, boş ver. Ne yok yası ya? Ayrıca böyle bütün ömrünü tekninde geçirecekmiş gibi giyinmişsin. Seni şöyle jant giydireceğiz, tamam mı Mor? Rahat ol. Emel'den izin alma işi bende o iş, tamam mı? Abi, sen dışarı çıkacağız filan deme. Yani tekline takılacağız de. Ya tamam ya. İyice muma çevirmiş Emel seni ha. Geceler bizi bekler. Hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Tamam. Kusura bakma ya. Vallahi bizim yüzümüzden belki de hayatının en zor gününü geçirdin. Baban istedi böyle olmasını ama işte yalan yok yani ben de engellemedim. Yok yok savcım. En zor günü bugün değilmiş yani onu anladım. Bak şimdi şunu baştan konuşalım o zaman. Hani cenazede söylemedin, efendim yolda söylemedin, orada söylemedin, burada söylemedin falan muhabbetine girip bağırışar yaşanacaksa şimdi yaşayalım, bence eve taşımayalım. Yok yok merak etme. Benim hakkımı helal sana ya savcım. Harbi diyorum. Zaten babam da söyledi, baksana cezayı kesmiş bize. Sendeki bir şey yok yani. Hak ettiğini mi düşünüyorsun? Hak ettim. Sonuna kadar hak ettim tabii canım yani. Senin kestiğini, babamın kestiğini hak ettim tabii. O kadar yüklenme oğlum kendine. O kadar yüklenme ama... baba kaybetmenin ne demek olduğunu anladın yani değil mi sonunda? Dayının buraya istedim ben. Artık ailenden uzak kalmak istemiyorum. Bu boşanma meselesine de pek alışamadım. Hani nasıl konuşayım da bilmiyorum. Ben artık bir denklemden çıkayım savcım. Harbi diyorum, üzülüyorum seni böyle gördükçe. Ya çıkayım gideyim. Belki sen de ne bileyim Canan Hanım'la tekrar eski huzuruna kavuşursun. Kesin kesin öyle olur çünkü bu kavganın sebebi benim. Oğlum savcım, bir yapma. Yeter daha yeter ya yeter. Bu tayin meselesi aramızda tamam mı? Tamam. Kimse tamam. Bilmiyor. Tamam. Yani şimdilik kimse bilmiyor. Ben uygun bir anda söyleyeceğim onlara. Tamam savcım ben. Hoş geldin Fatih'cim. Hoş bulduk Emel'cim. Bak, senin oğlanı marinada buldum. İyi yapmışsın, ne güzel. Ben bir iki kıyafet alıp çıkacağım sonra. Biz seninle biraz konuşalım, öyle alırsın eşyanı olur mu? Fatih'cim sen de keyfine bak, biz hemen geliriz. Tabii Emel'cim. Hadi geçelim. Ne haber Fıstık? Hoş geldin Fatih abi. Hoş bulduk canım benim. Ne haber Aslan? İyi Fatih abi sen? İyi. Annen yok mu? Yukarıda çağırayım mı? Yok yok. Sen yemeğe devam et. Ben bakarım. İyi. Kıyafetlerini almaya gelmiş. Filmi çeviriyorsun sen ya. Ha? Topla bavulunu git teknene o zaman. İstediğin bu değil mi? Ben biliyorum senin ne yapmaya çalıştığını. Gelip burada kapıdan yüzünü gösteriyorsun sırf kendini acındırmak için. Sonra evin içine girince o mavi gözlerine gezeceksin. Ben de kıyamayacağım sana. O kadar zor özür dilemek. Ne yaptım ben? Hemen özür dileyecek. Ay tamam Metin. Uzatma. Filmi başa sarıp durma. Zaten düşündükçe cinlerin tepeme çıkıyor. Gel gel. Girebilir miyim? Fatih. Ya kusura bakma. Burada olmam çok saçma biliyorum ama... bütün gün aklımdan çıkmadı. Merak ettim seni. O yüzden dayanamadım geldim. Nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma ben hiç... cevap falan veremedim mesajlarına. Fatih ya... ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Selim kimseye bir şey söylememeni tembih etti tabii ki. Gerçekten hiç... konuşmayalım ne olur. Anlıyorum. Ama sen kadının nasıl olduğunu merak ediyorsun. Kimseye bir şey anlatamıyorsun. Çevrendekilere bahaneler uyduruyorsun tabii. Nasıllar? Banu Hanım nasıl? Bebek nasıl? İşte canım. Bunları konuşabileceğin kişi ben olduğumu bildiğim için geldim buraya. Merak etme. İyi. Bir de ben... Banu Hanım'a gittim, kendim buldum, konuştum. Senden adres aldım, hiç de sana söylemedim. Şiş, şiş. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sakin, sakin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu olanlar ikimizin arasında. Kimse hiçbir şey bilmiş, tamam mı? Ben biliyorum ama. Bak Canan. Çok travmatik bir olay yaşandı senin gözünün önünde. Ve sen oturmuş burada kendini suçluyorsun. Belli ki Selim de seni kaderine terk etmiş. Çünkü gelse konuşsa sürekli yaptığı hatayla yüzleşmek zorunda kalacak.
öğüt verip kenara çekildi mecburen. Ama şunu bil. Maalesef bu olayda bir tane hatalı kişi var. O da Selim. Lütfen kendini suçlama. Tamam? Sen atla burada, ben Canan'a gideceğim. Tamam. Babam nerede? Canan Hanım'a bakmaya gitti. Sarıcığım. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sen bizi aradığından beri bekliyor musun Yağmur? Ne yapacağımı bilemedim ki. Yani keşke böyle olmasaydı Akgün. Keşke tek gitmeseydin. Ağlama ama. Tamam. Şimdi durduramıyorum kendimi. Böyle devam edelim o zaman. Sarılalım sıkı sıkı. Bana da çok iyi geldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok ki Yağmur. Zaten bir sürü şey söylüyorsun bence şu an. Keşke böyle olmasaydı. Sen güçlü bir kızsın. Tanımadığın, bilmediğin bir kabadayı için üzme kendini bu kadar. Gün baban o senin ya. Ölümlü dünya Yağmur. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun ya? Yani bir şekilde kafamda zaten mezara koymuşum halimi ben Yağmur. Geleceğe dair çok da böyle kaygım, planım, bir beklentim yok yani. Kendini kandırıyorsun şu an. İnkar mı ediyorum sence? Evet. Yani şu anda başına geleni inkar ediyorsun Akgün. Devam et, devam et. Yani devam et Yağmur, iyi geliyor. Seninle konuşmak böyle psikolojide kesin bir karşılığı vardır. Gülüyor musun sen ya? Seni görünce yüzüm gülüyor. Ya Akgün, çok yakın zamanda sen babanı kaybettin. Bence şu anda çok ağır bir şey yaşıyorsun ve... Tamam tamam, gel biraz daha sen. Bana çok müthiş iyi geliyor yani. Var ya. Hı-hı. Yani unutturuyor, her şeyi unutturuyor gerçekten. Tamam, istediğin kadar duracağım yanında, tamam mı? Sen üzülme. Tamam, sen de artık ağlama. Çünkü babam ölmedi, yaşıyor Yağmur. Ne? Ölmedi babam. Ya savcı babamı öldü gösterip tanık korumaya almış. Sayın savcım, sağ olsun. Yağmur bana bak. Yaşıyor yani baba. Ya bak, bu sana söylediklerim devlet sırrı sakın. Gidip birilerine konuşma, sakın söyleme. İyi misin sen bir Betim benzin attı Yağmur? İyiyim. Tamam, ben de iyiyim. Niye o zaman bana en başından söylemiyorsun Akgün? Ya insan bir der, ben yarım saattir salak gibi sarılıyorum, ağlıyorum. Bana iyisin. İhtiyacım vardı. Ölmedim ben de, sarıldım, baktım iyi geliyor böyle. Ya kızma bana. Hainsin. Hadisin ya. Uf. Bir de gülüyorsun ya. Baba. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kapılarda mı bekliyorsun artık beni? Özlüyorum. Özlüyor musun? Canım benim. Koçum benim. Ne haber fıstık? Selam enişte. Nerede millet? Teyzem eniştem kavga ediyor. Güzel. Ablam dışarıda. Annem de yukarıda. Tamam, bir çağırsan anneni ya. Ben şimdi girmeyeyim içeri. Fatih abiyle beraber.
Selim? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Ne yapıyorsun oğlum burada? Selim saçmalama. Selim saçmalama. Şişt, dokunma bir dakika. Lütfen. Hayır. Hayır. Dur yanım, bekle. Çık dışarı. Dokunma. Tamam çık dışarı. Canan dur sen burada. Hayır. Karışma sen. Tamam gel. Konuşalım artık. Ne güzel dünya ya. Selim. Canancığım tamam yok bir Selim, şey ya. Selim lütfen. Buyurun çık dışarı. Ne olur ya. Ne olur karışma. Çık dışarı. Hah. Çık abi. Geç. Buyur. Ya evet. Çıktık gel. Hadi. Kavga için geldiysek bak ellerim burada. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Buyur. Ya ben sana ne kavga edeceğim ya? Dışarı çık. Bunun için mi dışarı çıktık? Ya hadi yap bir şey ya. Hadi hadi savcı yap bir şey. Ya ya beni gördün ilk andan beri yapmak istediğin şeyi yap savcı. Yap. Bak buradayım böyle. Kıpırdamıyorum hadi. Git hadi. Buradan git. Hadi yap hadi. Git. Hadi yap hadi hadi. Hadi. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi sen? He? Hiçbir şeyin farkında değilsin. Karının ne halde olduğunu farkında bile değilsin sen. Ona gördüklerini kimseye söylememesini tembihlemişsin. Böyle mi sorunlarını çözüyorsun sen? İnsanları susturarak mı? Beni susturamayacaksın savcı. Sen hiç kimseye iyi gelmiyorsun. En yakınındakilere bile. Ayrıca eski karında görüşmemi engelleyemezsin çünkü o artık bekar bir kadın. Yürü git lan buradan. Çık lan. Hadi çık vur. Dışarı çık. Ne çık dışarı. Abi, defol. Ne yapıyorsun? Defol. Şşş, çık buradan. Selim. Tamam, Selim bırak tamam. Bıraktın ya bırak. Kusura bakma Metin. Sakin olmaya çalıştım ama. Özür dilerim. Hadi geç, geç. Yani babamı öldürdüklerini düşündükleri için artık benim peşimi bırakırlar. Tamam. Bu çok güzel haber değil mi yani Akgün? Tabii yani. Öyle. Savcıyla bir arada kalmamana bir sebep kalmıyor yani böylelikle. Gidecek misin? Yani bunun böyle olacağı zaten belliydi Yağmur. Eninde sonunda bu yaşanacaktı, olacaktı. Hem özledim ya İstanbul'u. Hakikaten. Hayatımı, o kalabalığı, o hareketi. Her şeyi özledim yani. Sen de ben gittikten sonra evine dönersin zaten. Okuluna devam edersin sevgilinle. Hem savcım da belki burada kalmayı seçer. Canan Hanım'la hani arasını düzeltir. Yine bir aile olursunuz. Senin hayal ettiğin de buydu zaten. Değil miydi? Yağmur. Yani. Senin hayalin de İstanbul'a dönmek. Öyle mi? Yok. Ben değil. Eskiden sormuş olsaydın evet öyle derdim ama şu ara hayalim o değil. Çok daha bağımsız, bambaşka. Olması imkansız olan bir şey gibi yani. Olanaksız gibi. Ben yatayım artık. İyi geceler. Kal o zaman. Ne? Kal. Kalmalı mı istiyorsun yani? Yani hani hayalin seni buraya bağlayan bir şeyse diye dedim. Hani belki de burada kalmalısındır. Hı. O yüzden. Yoksa yani beni alakadar etmez tabii sen. Hı hı. Senin bileceğin iş. Hı. İyi geceler Yağmur o zaman. İyi geceler. Akgün. Ha. Hani eğer yani Soner'le ilgili olan o Soner'e bulaştığın olaydan dolayıysa eğer hani bunun için gitme. Yani bu yüzden gideceksen eğer ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu bil. Niye söylüyorsun peki bunu bana şimdi? Sen benim gitmemi niye istemiyorsun Yağmur? Yani sadece bu yüzden gitmek istiyorsan diye dedim. Ne yaptın Akgün? Yani gerçekten babamın affedemeyeceği bir şeye mi bulaştın? Ne? Bak ben her bu soruyu sorduğumda gözlerini kaçırıyorsun bana bak.
vicdan azabı çekiyor gibisin. Ya da yaptığından pişmansın. Bunu görebiliyorum ben. Cezası büyük olur diye mi korkuyorsun? Yoksa babamı hayal kırıklığına uğratmaktan mı? Hangisi? Sen cezadan korkmazsın Akgün. Yani eğer ikinci seçenekse... bence babam seni eninde sonunda affeder. Tanıyorum onu çünkü. Yani... kim bilir? Belki o zaman... burada kalırsın. Hayaline kavuşursun belki. Yani... kim bilir? O zaman ben şimdi gidebilirim artık. Akgün, oğlum bak cenazede kızgındın bana biliyorum ama konuşmamız lazım. Yüz yüze, ben Çeşme'deyim. Bu mesajı alınca beni hemen ara. Film gelmiş. İzleyelim mi? Olur. Eski günlerdeki gibi şöyle. Hı. Yastığımı da aldım. Belki uyuyakalırım. Babam bugün çok mu coştu? Vallahi ben bir ara vuracak zannettim. Annem zaten kadının canı sıkkın. Bir de şahit olduğu olaylara bak. Peki biz dün ne yaşadık Kuze? Çocuğun teki az kalsın ölüyordu. Akgün oradaydı. Bu insanlar kim? Akgün kim? Senin ne işin var kızım orada? Nasıl senin ne işin vardı nasıl? Yani Eray'ı öyle bir telefonla çağıracak kadar ne ara ilerlettiniz muhabbeti siz? Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirdiğim falan yok. İşte gördüğün gibi. Ben ne gördüğümü anlamıyorum ki. Ne gördüm ben? Anlatsana. Soner'in sana yaptığından sonra karşısına dikilip hesap sordum. Bu. Tek başına mı yaptın? Evet. Yani birinin gidip bunu yapması gerekiyordu. Ben de yaptım. Sonra Akgün dahil oldu. İşte buralara geldi. Kızım babana söylesene. Niye babana söylemiyorsun? Söylemedim Naz. Söylememeyi tercih ettim, tamam mı? Hı. Tamam, daha da sorma artık, yeter. Akgün daha önceden tanıyordu o çocuğu değil mi? Bu hikaye bu kadarlık değil. Ya var bunun gerisi. Ben hissediyorum. Biliyorum var böyle bir şey. Sen benden bir şey saklıyorsun. Komplo teorileri kurup durma Naz. Daha önce de Akgün'le aranda bir şey var diye ima ettin. Yani var mıymış? Yani yokmuş. Neyse tamam, bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Kalsın tabii. Zaten ben ne biliyorum ki? Bir gün tekrardan güvenmeye karar verirsen gelir anlatırsın. Ha merak etme, kimseye de anlatmam ben. İstemiyorum ya, vazgeçtim. Benim uykum geldi Yağmur. Ya yapma şöyle Naz. Neyi yapma? Yapmıyorum bir şey. Film seyredecektik işte. İstemiyorum. İyi geceler Yağmur. İyi o zaman, ben gidiyorum. Sana zahmet, ışığı da kapatırsın. Savcım, bu söyleyeceğimin çok da bir telafisi yok. Hatta telafisi yok. Ama yaptığım tek şey de zaten Sevkiya'da haber vermek diye. Başka bir şey yapmadım ben. Sen de zaten o benim haber verdiğim sevkiyatı yakaladın, ele geçirdin. Savcım. Ya savcım, sen benim bu annemin yazdığı mektubu niye bana daha önce vermedin ki zaten? Neden yani? Ben... Akgün, konuşmamız lazım. Yüz yüze. Ben Çeşme'deyim.
Bu mesajı alınca beni hemen ara. Bekle, bekle. Sana da sıra gelecek Ahmet Kansız'a. Sana da sıra gelecek. Savcım. Savcım. Bütün saygımla. Söyleyeceğim şu ki... Ne diyeceksin? Köstebek bendim mi diyeceksin? Bak. Kasma ya. İçinden ne geliyorsa onu söyle oğlum, kasma. Savcı senin içini biliyor. Tamam, kasma, şey yapma yani. Git. Söyle. Savcım, benim sana bir şey söylemem lazım. Kusura bakma ya, canım çok sıkkın. Ne oldu, hayırdır? Canan. Ne olmuş Canan Hanım'la ilgili? Kötü bir şey mi var? Kötü bir şey oldu ya. Öyle bir şey geldi ki başımıza yani. Nasıl halledecek bu işi Canan? Perişan oldu kız ya. Latif Çoşkun var ya. Ne olmuş Latif? Öldürdüler adamı. Kaçmamış mıydı o ya? Kaçmıştı diyebiliyorduk biz de ama kaçmamış işte. Kaçmamış. Karısıyla konuşmak istemiş. Canan'la tanışmış kadınla. Çocuğunu falan görmüş. Kadını ikna etmiş. Kocanla konuş, teslim olsun diye. Adam da ikna olmuş. Tam benimle görüşecekti. Sadece bana teslim olmayı kabul etti. Ama işte... Ben nasıl öyle bir hata yaptım ya? Ben Canan'ı nasıl götürdüm yanımda ya? Canan ısrar etti benimle gelmek için. Buluşmaya Canan'ı da götürdüm. Latif'in teslim olacağı yere Canan'ı da götürdüm. Tam orada işte. Tam gelirken vurdular adamı. Gözlerimizin önünde. Bitti Canan. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Bu ikini nasıl bulmuşlar adam? Yani kim bulmuş? Bir sızıntı var işte. İçeriden birisi bilgi sızdırıyor. Ben bunu çok uzun süredir biliyorum. Ve çok az kaldı. Yakalamama çok az kaldı. Ne yapacaksın ki savcım olunca? Elini kolunu sallaya sallaya gider, gelir. Yine olanı vur yani. Yok işte öyle değil. Çok büyük bir ihanet bu. Çok büyük bir ihanet. İhanet ağır bir suçtur. Bedeli de çok ağır olacak. Ben şimdi biraz işim var. Çıkıyorum. Sen siteden ayrılma. Tamam. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ben sana inanmak istiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da bütün çocukların masum oldu. Sen iyi olanı görebilecek bir çocuksun. Bence babam seni eninde sonunda affeder. Mayası bozuk bir çocuk değilsin sen. Ben düşündüm, taşındım. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Gönder beni. Bence biz olmasaydık enişten net vururdu Fatih abiye. Bazı şeyleri iyi ki kaçırmışım diyeyim. Kızım tamam. Kapatın artık konuyu ya. Çevirip çevirip aynı şeyi ısıtıyorsunuz. Altaycığım. Aşkım sana zahmet olmazsa çaylarımızı tazeler misin? Ben bu arada Naz ablaya kesinlikle katılıyorum. Babam tam yapıştırıyordu yumruğu da işte biz görünce falan ya falan. Hadi Altaycığım hadi. Hadi teyzeciğim. Aferin sana. Bir şey söyleyeyim mi? Bence keşke yapsaymış. Ay Serap deme şöyle Allah aşkına. Ne deme şöyle? Ya bu adamın gece gece Canan'ın yatak odasında ne işi var Allah aşkına? Pardon da yani. Bence Selim iyi tutmuş kendini. Bu beni de geçti. Yalnız Altay'ı yolladığımız iyi olmuş ha. Vallahi vurma hariç katılıyorum sana Serap ablacığım. Hayırdır ya, sen kimsin de giriyorsun odaya öyle? Hayırdır yani? Sen hayırdır asıl? Ha, bu sonradan sonra babacı oldu iyice başımıza. Anne. Sonunda. Sana mı kaldı bu iş? Dedikodu yaptıkları için yolladılar beni içeri bahaneyle. Doldurayım mı sana?
Ne yok aşkım? Afiyet olsun anne. Günaydın Canancığım, nasılsın? İyiyim, iyiyim ya, daha iyi. Ne oldu, sustunuz? Ne konuşuyordunuz ben gelmeden? Ne olacak, eski kocanı çekiştiriyoruz işte. Hı, şaşırmadım. Canancığım sen bakma ona, çok üzüldüğü için böyle yapıyor Selim. Ya aman işte. Selim, her zamanki Selim. Taktı kafaya Fatih'i. Şimdi düşman yarattı kendine, öyle geçiyor yani. Kusura bakma abla, sen de ne olur. Ay ne kusuru Allah aşkına Canan. Ne kusuru da? Bütün gece uyumadın değil mi? Şu haline bak. Kızlar bir şey diyeceğim. Hepimizin morali bozuk. Ben diyorum ki şöyle güzel bir kızlar gecesi yapalım mı ve felekten bir gece çalalım mı? Ne dersiniz? Oh süper olur bu. Olur mu valla? Tamam ben bugün restoranı kapatıyorum. Kız kıza kafaları dağıtıyoruz. Olur mu? Süper olur valla. Tamam mı Canan? Bilmiyorum, bakarız konuşuruz ya. Ben çıkıyorum zaten. Nereye? Ofise gideceksen ben bırakayım istersen. Yok başka yere. Tek gideceğim. Sen otur. Hadi afiyet olsun. Hoşça kal. Yapmıyor muyuz? Yaparız yaparız. Ben ikna ederim onu. Olmuyor çünkü yani. Ben yapamıyorum burada. Buram'da baştan beri söylüyorum sana. Tahammül edemiyorum artık diye. Lan o kadar dil döktük yani. Hala gitmekte ısrar ediyorsun yani. Öyle ama bize baştan beri söylüyorum zaten sana. Sen gerçekten adam olmaya hiç niyetin yoktu mu sen? Bu ne demek şimdi? Ne demek şimdi? Okul okuyabilirsin dedim. Güzel imkanlar sağlayabiliriz sana dedim. Elimizden ne geliyorsa yapacağız dedik. Yani hala gideceğim gideceğim. Nereye gideceksin ya? Savcım ne okulu ya? Okuldan ayrılalı olmuş. Hayli zaman. Dönsem geri alırlar mı ki beni okula? Hem bu saatten sonra benden bir yol olmaz zaten. Hayır, ne yapacaksın? Ben okuduğum kadar okudum zaten. Savcım ne demek ne yapacaksın ya? Hayır ne yapacaksın yani? İstanbul'a mı döneceksin? İstanbul'a dönmek istiyorum diyorum sana. Sen ne olacak sanıyorsun İstanbul'a dönünce? Hayır yani merak ediyorum ne olacak sanıyorsun? Dikeceğim kafana iki tane polis, evden çıkamayacaksın. Hani buradan farklı ne yaşayacağını sanıyorsun? Eski hayatına geri döneceğini falan mı sanıyorsun? Ben izin veririm mi öyle bir şey? Ya ister izin ver, ister izin verme savcım. Ne alakası var şimdi bununla? Hem sen niye sinirleniyorsun ki? Bir sinirlenme, bir yapma. Sen demedin mi bana ister kalırsın, ister gidersin diye? Tamam işte son kararımı verdim. Gitmeyi seçiyorum. İster başıma polislik, ister beni kollarımla koltuğa kelepçele. Neyse ne, ben gitmek istiyorum artık. Böyle kararsızlıklar, belirsizlikler içinde ben hayatımı sürdüremiyorum. Ben yaşayamıyorum böyle bir şekilde. Ama madem bu kadar gitmek istiyorsun, bu kadar ısrarlısın. Yaparız ayarlamaları, düzenlemeleri. Göndeririz en kısa zamanda. Gerçekten buramda yani. Olmuyor. Ne zaman gönderirsin beni? O kadar yani. O kadar. Ben burama kadar geldim. Tamam ya. Yarın gidersin. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Yarın o zaman kesin diyorsun. Tamam yarına çözüyoruz. Ben kalkıyorum şimdi. İşim var. Nereye? İşte yarın gidecek adama da ben nereye gideceğimi anlatmayayım istiyorsan. Ne alakası var? Ne alakası var yani? O kadar yedik içtik savcım. Ayıp oluyor. Gösterip seni üzmek istemiyordum Hakkım. Ama bana başka hiçbir yol bırakmadın oğlum. Bak, savcının nasıl bir adam olduğunu iyi belli artık. Babanı ele vermesi için tehdit etti savcı. Hakkın
bak aramalarıma dönmüyorsun, etmiyorsun. Ayıp oluyor. Konuşmamız lazım. Beni ara mutlaka. Ha? Nihayet aradın. Konuşmak istiyormuşsun. Konuşacağız. Neredesin sen? Çeşme'deyim. Akgün bak, biliyorum bana kızgınsın ama bunların hepsi senin iyiliğin için koçum. Yerini söyle, geliyorum. Hava bir kararsın da. Bak, Halil Sadi'nin de sana söyleyecekleri var oğlum. Aramakla çok iyi ettin. Eğer aklında Halil Sadi ile ya da benimle alakalı kötü düşünceler varsa kov o şeytanı. Hepimiz aynı taraftayız. Tabii tabii, bilmez miyim? Aynen öyle. Alaçatı'da buluşalım akşam. Anlaşalım. Savcım, bu yazdıklarımı gözünün içine bakarak söyleyecek cesareti bulamadım. O yüzden böyle bir yol seçtim. Sana birazdan anlatacaklarımın nedeni vardı desem bile, bir yabancıyı bağrına basmış, oğlum demiş bir adama ettiğim ihaneti, hiçbir mazeretin haklı çıkarmayacağını, çıkaramayacağını biliyorum. Vicdanım sızlıyor. Şu an sana babammışsın gibi sarılmak istiyorum. Ama onun yerine arkandan nasıl hançerlediğimi anlatmak zorundayım. Belki de acıların en büyüğü budur. Affetmeni beklemiyorum senden ama belki bir gün anlarsın beni. Hakkını helal edersin. Nasılsın? İyi. Sen? Pek iyi gibi gözükmüyorsun. Kötü mü gitti babam? Ya gidiyorum. Öyle karar aldık. Gidiyorsun. Ne dedi babam? Kızdı mı? Affetmedi mi? Ne oldu? Sorma bir şey Yağmur ya. Ya tamam anlat. Ne yaptı? Kızdı mı? Kovdu mu? Ne dedi babam? Yahu anlatacak bir şey yok. Yani böyle gelişti. Şu an böyle olması gerekiyor. O yüzden durum bu. Anlamıyorum. Dün istiyordun. Burada kalmak istiyordun. Hayalim var dedin. Hayal işte. Hayaller, yani bazı hayaller sanırım hayal olarak kalmalı. Yani öyle daha güzel. Tamam. Tamam biliyorum. Halledemeyeceğim zannediyorsun ama inan ben bir yolunu bulurum. Ya burada kalman için bir şeyler... Ya istemiyorum. Ya istemiyorum. Sebebi de baban falan değil yani. Yok. Son kararım budur. Zaten ötesinde söylenecek, konuşacak da bir şey kalmadı. Senin söylediğin şeyleri de biliyorum. Çok güzel şeyler. Ama yok Yağmur yani. Olur yok. Ben seni tarif ettiğin gibi bir adam değilim. Ben buraya sığamam. Dar gelir buralar bana. O yüzden hakikaten mesele baban değil. Babanla bir alakası yok ya da onunla, şununla, bununla hiçbir alakası yok yani.
İnsan kendini bilecek. Nereye ait olduğunu bilecek. Yani ona göre doldurduğu kapı seçecek işte. Müsaaden var mı? Gideyim mi? Ne zaman gidiyorsun peki? Bir dakika. Ben anlamadım şimdi hiçbir şey. Kim nereye gidiyor? Ya benim meseleyi biliyorsun. Halletmişler işte, yani hallettik. Burada durmama gerek yok artık. Gidiyorum yani. Süper, ben sevindim senin adına. Hayırlısı olsun. Eyvallah, sağ ol. Ama gitmeden bir veda partisi yapalım biz sana. Gidelim mi? Gidelim. Gelme diye konuşmadık mı Allah aşkına ya? Sen lütfen bırakır mısın beni? Konuşmak istiyorum kadınla. Sana ne faydası olacak? Konuşmanın ne faydası olacak canım? Olur gidelim. Ya konuşmak istiyorum Selim. Ya ne konuşacaksın ya? Kadın ne diyecek sana? Teşekkür mü edecek? Bağrına mı? Bilmiyorum. Ne diyecekse diyecek. Duymaya ihtiyacım var belki. Niye anlamıyorsun ya? Allah aşkına gidelim Canan. Selim bırakır mısın beni? Canan bak. Hayır istemiyorum diyorum. Yaptığın şey. Abla tutsana bir. Sizin ne işiniz var burada? Ya siz ne haklı evime gelirsiniz ya? Ha? Ne halde olduğumu görmeye mi geldiniz? Neden yaptın bunu bize savcı? Ha? Ya sen? Böyle masummuş gibi geldin, böyle kandırdın beni böyle saf saf. Nasıl yaptın bana bunu ya? Nasıl yaptın? Nasıl kandırdınız ikinizi böyle? İşbirliği mi yaptınız? Ne yaptınız? Mutlu musun şimdi? Kaldım bebeğim de bir başıma. Tek başıma kaldım. Sen mutlu musun? Ya sen? Hani koruyacaktın kocamı? Ya biz gidecektik. Sen rahat bıraksaydın şimdi yaşıyordu kocam. Nasıl yaptınız ya? Niye yaptınız ya? Ne özür dilemesi? Ya yeter ya. Ya gidin buradan. Tamam. Ya bir dakika dur. Gider misiniz artık şuradan? Gidin, bir daha ben sizi görmek istemiyorum. Hadi gidin artık, gidin. Kahretsin. Oldu mu istediğin Canan? Ha? Erdin mi muradına? Yani ben sana 50 kere söylemedim mi ya? Bu kadından uzak dur demedim mi Canan? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam Selim, gidiyorum işte, tamam. Gidiyorsun. Peki biz ne konuştuk seninle? Senin şimdi bu mevzuya bu kadar yakınlaştığın ortaya çıkarsa ne olacak biliyor musun sen onu? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Canan. Selim. Bittiyse gidiyorum artık. Bitmedi tamam. Ama işte. Bitmedi. Senin bu işin içine bu kadar dahil olduğun ortaya çıkarsa ne olacak? Bana soruşturma açacaklar ya. Kime anlatıyorum ki? Kime? Kendime, kendi kendime konuşuyorum ya. Thank you.
Tamam mıyız Eray, çıkıyor muyuz? Ne oldu? Telefonda duyduklarını mı şaşırdın? Geçmiş olsun. Başın sağ olsun. Ben gidiyorum Soner. Ayrılıyorum yani savcının yanından, artık bir lüzum yok burada kalmama. Senin de bilginin ailenin olsun istedim. İyi yolculuklar. Sağ ol. Kıza söylemedin. Sağ ol. Benden yana bir sıkıntı olmaz. Artık. Hesap bize kesildi. Ben de babamı kaybettim ya. Ama ölseydi daha az üzülürdüm, biliyor musun? Netice bu. Ben evlatlıktan böyle reddedildim. Nefes alamıyorum, kapurgam ağrıyor. Kırık var mı? Bir. Sen ve ben buraya kalırmış o zaman. Sen ve ben diye bir şey yok artık ya. İki tane babasını kaybetmiş adam olarak konuşuyoruz burada işte. Ne yapacağım? Ne yapacağımı bulana kadar buralardayım. Eyvallah. Hadi bakalım, kahveler benden arkadaşlar. Sağ ol yavrum benim. Hey kardeşim. Görüşme ne zaman? Ne görüşmesi? Ne habersiniz? İyi. Hazır mısın Kaan? Otur otur, biraz daha vaktimiz var. Okay. Nereye ya? Sevgiline iş görüşmesi ayarladım. Aa. Hiç haberim yok Kaan. Biz son zamanlarda böyleyiz zaten. Birbirimizden haberimiz yok bizim. Yani özür dilerim, biliyorsun. Karışık işte olaylar falan. Ya ama siz de hiçbir şey söylemediniz vallahi ikiniz de bana. Yok, sen Akgün'e üzülüyorsun diye biz seni rahatsız etmek istemedik. Ha bu arada Akgün gidiyormuş ve ben şöyle güzelce bir veda partisi yapalım diyorum. Ne dersiniz? Gerek yok. Neden? Adama güzelce veda edelim işte. Kaan, Akgün'ü ne kadar tanıyorsun da parti düzenliyorsun ona? Doğru, ben senin kadar zaman geçirmedim adamla. Ama neden parti yapmak istemiyorsun? Üzüntüden ağlarım falan diye mi korkuyorsun? Aslında çok da üzülecek bir insan değil. Değil mi? Bunu biz ikimiz konuşalım Kaan, tamam mı? Ben bir kahve alacağım. Gelir misin benimle? Hadi gidelim. Hı? Ne yapıyorsun Kaan? Yok Akgün üzülecek adam değil falan. Onun sırrını biz hala saklamak zorunda mıyız? Hı? Adam gidiyor nasılsa. Akgün sana güvenip bir sırrını vermiş. Yakışıyor mu sana hiç ulu orta ifşa etmek? Ya sen nasıl böyle canla başla savunuyorsun bu adamı? Yemin ederim gözlerimi yaşartıyorsun Yağmur ya. Neyin peşindesin Kaan? Tamam birlikteyiz işte. Ne bu kıskançlık hala bitmedi gidiyor? Ya sen benimle beraber falan değilsin. Ya senin kalbin şu anda burayı Akgün'le beraber terk ediyor. Sen bunu saklayamıyorsun. Ve ben buna daha fazla dayanamıyorum. Yağmur yeter! Kaan. Ne oldu? Yok bir şey. Baksana sen bana. Ne yapıyorsun sen ya? Bak sakın bana Yağmur'u savunmaya kalkma. Senin hiçbir şeyden haberin yok mu? Söyle ben de bileyim o zaman. Senin o kuzenin var ya, hepimize yalan söylüyor. Ve o Akgün'ü de hepimizden daha fazla değer veriyor, tamam mı? Olmadık şeylerle itham etme Yağmur. Öyle mi? Ben itham ediyorum yani. Akgün'ün kim olduğunu söyledim mi sana? Ha? Akgün Selçuk Taşkın'ın oğlu. Yani ünlü mafya babası. Senin o kuzenin de bunu en başından beri biliyordu. Ve hepimizin hayatını tehlikeye attı, anladın mı şimdi?
Ne olur uyuyayım bu gece ya, ne olur. Artık ne olur. Yağmur. Anne. Sen geldin mi ya? Daha iyi misin? Ne oldu? İyiyim ben. Sana ne oldu? Bir şey yok. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Ağlıyorsun ya. Ama anne lütfen bir şey sorma. Zaten iyi değilsin. Daha kötü hissetmeni istemiyorum, tamam mı? Sorma yani. Senin üzüldüğün şey benim onaylamadığım bir şey değil mi? Anlıyorum ben Yağmur. Ya her şey birbirine girdi. Ben ne hissettiğimi kendime itiraf edemiyorum. ...18 yaşın olayı böyle bir şey. Kafa karışıyor yani sürekli. Biz kızlar gecesine gidelim mi ya? Bir kafamız dağılır. Evet ya. Ay çok bunaldık ya. Evet anne ya. Ya bir elini yüzünü yıkayalım önce. Tamam mı? Aşkım ya. Hay, nasılsın dün geceden beri? Ne diyorsun? Cenaze evlerini mi basmaya başladın şimdi de? Hı? Ölüye de mi saygın yok senin? Zorbalık. Kanunu arkanı alıp zorbalık yapıyorsun savcı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu anda? Beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Sadece zorba değil. Daha fazlası da var sende değil mi? Dün gecenin rövanşını mı alacaksın? O mu hesapladın? Yok. Ha. Merak ettim sadece. O mafyanın oğlunu neden yanında tuttuğunu, neden senin için bu kadar değerli olduğunu merak ettim. Sonra ne hikmetse tanık diye tuttuğun adam mafya tarafından kaldırıldı. Sonra yine ne hikmetse bu adam koskoca polis teşkilatına teslim olmak varken bir anda savcı Selim Kara'ya teslim olmaya ikna oldu bu adam. Ve de sonu oldu. Neden savcı? Hı? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne ima ediyorsun yani? Ne demeye çalışıyorsun? Bak böyle bağırıyorsun, gürültüler, patırtılar, yok bana komplo kuruldu, yok köstebek varlar filan. Bu bağırtılarla suyu bulandırıyorsun sürekli. Hedef şaşırtıyorsun savcı. Doğruyu söyle. Köstebek mi var? Yoksa kirli bir savcı mı var karşımızda? Ne diyorsun lan sen? Ben ne diyorum? Sen nasıl bak, konuşuyorsun lan? Sen kimsin lan benim? Bak savcı. Şerefimi haysiyetime laf edeceksin. Savcı dokunma bana. Adam mısın lan? Biteceksin sen, biteceksin. Sen benim meslek ahlakıma laf edecek en son adamsın. Sonun geldi senin savcı. Bak kendinize gelin sayın savcı. Haddini bil. Kimsin lan sen? Herkes şahit olsun. Herkes şahit olsun. Savcı Selim Kara üzerime yürüdü ve beni tehdit etti. Sen kamu benim şerefime laf edemezsin. Bu olay kamuda biter. Elinden ne geliyorsa ardına koyma. Bitireceğim seni savcı. Avukat sen yoksun. Sakin savcı. Vur vur. Sen yoksun avukat. Vur vur. Kamu davasında görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz seninle kamu dokunma davasında. Bana bırak tamam. Kamu davasında görüşeceğiz. Be, erkek yok, dert yok. Hı, analara eğlensin, bunlar da bize hizmet etsinler. 9 ay boşuna taşımadık bunları karnımızda. Hadi gelin oturun artık ya. Elinize sağlık kızlar. Hemen geliyoruz siz. Burayı da bize kapattın, oh. Kapattım tabii, restoran benim. Bu istesin var ya, cennet alaçatıyı bunun ayaklarına sererim ben. Hı. Bak güldü. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Benle uğraşacaksanız bu gece ben gideyim. Hah. Bu böyle üzülür, incinir ama gibi durur yani, hiç belli etmez. Emel kız iyi ki benle uğraşmayın dedi ya. Bak şimdi biz küçüktük. Ben bunun saçını çektim. Yoldum hatta kıskançlıktan. Ve çok da küçük değildik, ortaokul falan. Orta iki. Bunda tık yok. Niye ağlamıyorsun diyorum. İnadından tabii. Böyle hep dik duracak babam gibi. Ben de gevşek hanım. Kızlar. Geldik, geldik. Nerede kaldı ya? Evet, işte geldik. Buyurun. Bana koyma ya, iyiyim ben.
Naz, böyle bırakıyorum seninkini. Tamam. Ben istemem ama ya. Hadi canım, hep beraber ya. Anca beraber, anca beraber. Hadi, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen yokken Emel Canan'ın sesi çok güzel dedi. Yok artık. Hadi söylersin bir tane. Yok, o makam falan biliyor ya. Ne? Tabii tabii. Ne diyorsun ya? Ya ne söylemem öyle ya? Allah Allah, makam falan nereden çıktı şimdi? Söylemezsen. İstemiyorum ya. Ne yapıyorsun? Ya bak, vallahi gıdıklanıyorum. Yapma Yağmur, lütfen. O zaman söyle. Kızım az solist o, hemen söylemez öyle, azıcık nazlanacak değil mi? Tamam, ben söyleyeyim. Ben geleyim, sen de arkamdan gel, olur mu? Tamam, hadi hep beraber söyleriz işte, hadi. Güzel. Hadi teyze. Akşam, yürü be Emel Sultan, yürü be. Dur, ne söyleyeceğim? Dur, aklıma gelsin. Şöyle bir ağlatalım şunu. Hı, buldum. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söylemem, sorma kederlerdeyim başım duman. Ah, bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdim. Önce Ezber'e nefret ettim benden. Sonra dedim ki ben bunu adam ederim. Düzeltirim, değiştiririm. Bir hal yaparım. Yok, o da olmadı. Bu hikayenin kötü çocuğu değil miyim ben? Biraz önce tarif ettiğin adam benim. Ama senin söylemeye cesaretin yok Yağmur. Ne yapıyorsun ya? Uzak dur benden. Dur. Ne oluyor ya? Sen ne değişik bir şeysin. Bir insan bir insanın herhangi bir şeyine şaşırır mı her gün? Ya. Çocukken karate yapmıştım. Ondan galiba. Gülüyorsun Yağmur. Sorma, utanırım, sorma. Söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Oh, hadi geçmiş olsun. Neredesin? Az sonra oradayım. Kuyruğuna falan takılan var mı? Dikkat et. Tamam, bekliyorum. Kiminle konuşuyorsun aslanım sen? Kimi bekliyorsun? Söyle Ali Başkomiserim. Sayın Savcım, şahıs biriyle buluşmak için bağlantı kurdu. Görüş alanımızın içinde. Buluşma gerçekleşecek gibi görünüyor. Tamam, çok iyi. İşte bu temas kurduğu kişi köstebek olabilir. Gelecek olan kişiyi alalım mı? Alın, alın, alın. Kim gelirse. Bak, kim gelirse oraya alın, sonra da ifadesini alalım, tamam mı? Telefonu da kapatma, ben dinlemede kalacağım. Tamam, savcım. Müzik
mıdır? Yavrum yar bu kadar tatlı mıdır? Coştu mu yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Coştum yine dalgalanıyorum. Ben hava alacağım. Nereye gidiyorsun? Bir hava alacağım, geliyorum. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi. Bana Akgün'ün kim olduğunu söyledi. Merak etme, kimseye söylemeyeceğim. Ama bunu senden duymayı tercih ederdim, orası ayrı. Çok kızdın mı peki? Kızdım. Sonra düşündüm. Sonra biraz daha düşündüm. Ve yaşadığın şeyin ne olduğunu anladım. O yüzden artık sana kızgın değilim. Ne anladın? Yağmur, sen Akgün'ün gitmesini istemiyorsun. İstemiyorum, evet. Ama ima ettiğin şeyin de farkındayım nasıl? Öyle bir şey yok. Ne var peki? Çünkü Akgün buradayken hayatı normale dönmüştü, tamam mı? Tekrardan oraya dönecek, ne olacak peki? Tekrardan mafyaya bulaşacak. Başı belaya girecek, başını derde sokacak. İstemiyorum yani. Peki bundan sana ne? Nasıl bana ne? Elin adamı ya, sana ne? Başına iş açarsa açsın yani. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Tamam ya, ben çözdüm seni. Neden bu hislerini sakladığını, neden Kaan'ı sevmesen bile sırf Akgün'den uzak durmak için onun yanında kaldığını. Ne diyorsun ya Naz? Ne Akgün'ü, ben Kaan'ı seviyorum, tamam mı? Kuzi, bak ben senin kalbinin sesini buradan bile duyabiliyorum. Ben seni yargılamıyorum. İnsan yanlış zamanda yanlış kişiye aşık olabilir. Ama sırf bunu kendin kabul etmiyorsun diye gidip başkasına sarılma. Hem onu hem kendini üzersin. Saçma sapan konuşma Naz ya. Akgün'e falan aşık değilim ben, tamam mı? Allah Allah, şimdi eğlenmeye geldik zaten buraya. Annem nerede? Hava alacağım dedi ama. Gelir gelir, rahat bırak kadını. Başka ne şarkı söyleyelim?
Semra teyze ya, annemi gördün mü? Az önce şuraya doğru gitti kızım. Heh, tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Benim şu halde olmamın sebebi sensin. Bedeli ödetilecek. Sağa sola bakınıyor. Eli kulağında savcım. Tamam. Şahıs birini gördü. Nereye bakıyor? Başkomiserim, kim olduğunu görmüyor musunuz? Canan Hanım. Canan Hanım. İyi misiniz? Hakkım ben. Öldü çocuk. Ben size bir su ayarlayayım ama. Bebek vardı da kucağında. Ya da bebek, yanınızdan ayrılmayayım. Öldü adam ya. Benim yüzümden oldu. Hiçbir şey sizin yüzünüzden olmadı Canan Hanım. Benim suçum. Benim suçum, tamam. Siz bu kadar yüklenmeyin kendinize. Sakin kalın, tamam. Kimse yok başkomiserim. Başkomiserim ne oluyor? Ne oluyor? Anlayamadım. İyisiniz. Çocuk da kucağımdaydı. Bu gece iptal. Arayacağım seni. Adam meydanda... Şahıs ayrıldı, ters yöne gidiyor. Nasıl ters tarafa gidiyor ya? Bir dakika. Nasıl ters tarafa gidiyor? Buluşmadılar mı? Şahıs bulunduğu yerden ayrıldı. Biz takip ediyoruz. Tamam, bir gelişim olursa arayın başkomiserim. Taksi bulur musunuz bir tane? Akgün? Anne, Yağmur. Anne ne oldu? Bulduğumda bu haldeydi Yağmur, anlamadım. Eve gideceğim ben. Ne yapayım? Taksi çevirsene şuradan bir tane. Bir de acil babanı ara. Tamam, sen annemi getir, ben çağırıyorum. Evet, eve gideceğiz Canan Hanım. Şuradan tutunun. Neresi? Ben giderim. Tamam, sadece şöyle destek vereyim o zaman Canan Hanım. Tutunun, şuradan tutunabilirsiniz. Evet. İyi misiniz böyle? Eve mi? Evet, eve gidiyoruz. Biraz hava serinlemiş sadece, ondan herhalde. Bir şey yok ya. Hakikaten. Olay senin gözünün önünde yaşandı Metin. Benim suçum ne? Yok abi, senin bir suçun yok da. Ya Fatih, ben üzülüyorum böyle şeyleri görünce ya. Kardeşim sen niye üzülüyorsun? Güzel kardeşim benim ya. Terbiyesizliği yapan üzülsün. Hadi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mekan güzel ha. Kaynıyor bayağı bildiğin ortama bak. Güzel mekana getirdi kardeşin seni. Güzel. Tatlı ya. Ama yalnız kaldık böyle mekanlarda yani. Herkes evlendi ya da başı bağlandı filan. Seni de evlendirelim o zaman. Doğru kişi olursa niye olmasın? Tabii ki evlenirim. Allah'ım, saate bakmalar. 15 dakikada bir emele tekmil vere. Şimdi böyle boşluğa düştüm burada, değil mi? Şaşırdın. Ya bir tamam, üstüme gelme ya. Anladık. Bekarız işte. Kabul. Tamam. İşte bu. Duymak istediğim cümle bu. Görmek istediğim bekar bu. Tamam. Kardeşim. Hah, beklediğimiz fıstıklar da geldi. Vay. Vah, ne haber güzel? İyi akşamlar güzelim. Ne haber? İyi, selam. Hoş geldin bir tanem. Hemen tanıştırayım sizi.
Metin Yelda. Evet, merhaba. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Ve Lal. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi buyurun, oturun, oturun. Gel bakayım. Alayım. Ver. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Şöyle, rahat mıyız? Rahatım. Ne yaparsınız kızlar, görüşmeyeli nasılsınız bakayım? Nasıl olsun işte, hareketli. Fatih güzel bir teknen olduğunu söyledi. Öyle mi söyledi? Yok mu? Yok canım, var tabii de, var da. İşte onunkinin yanında, benimkine ki yani. Kızlar, size bir şey söyleyeyim mi? Şu karşınızda görmüş olduğunuz adam Çeşme'nin en iyi kaptanıdır. Eğer açılmak isterseniz onu kaçırmayın. Belki bir gün açılırız. İkimiz. Baş başa. Ben bir... Hati, bir tuvalete gideyim ben. Gelir misin abi sen de bir? Gel, bir gel abi. Eyvallah. Hemen geliyorum kızlar, pardon. Ne oluyor kardeşim? Fatih, ne oluyor abi? Kim bu kızlar? Ne var, ne oldu ki? Ne oldu ki Fatih? Ya küçücük kızlar bunlar. Abi bak, bir gören olacak, yanlış anlaşılacak valla. Hadi hadi, sen git hesabı iste, sonra kalkalım kızlar. Ne diyor oğlum? Rahat ol ya. Kızları tanıyorum ya, bunlar çok güvenilir kızlardır. Ağızları sıkıdır, merak etme sen. Hadi gel. Hadi. Ne diyorsun abi sen? Oğlum, bekar takılacağız dedik ya. Tamam, tamam. Sen biri görür diye korkuyorsan hiç merak etme. Ben odaları da ayarladım. Sen al kızı odaya çık, bir sonra takılır geliriz, tamam? Şşt Fatih. Ya Fatih, ne diyorsun sen? Abi, bak benim bunun yaşında kızım var. Ama Metin'cim, olaya böyle bakarsak biz nasıl eğleneceğiz ki ya? 40 yılın başı şuraya gelmişiz yani. Tamam, vallahi ısrar etmiyorum. Ama olan oldu be kardeşim. Bak kızlar orada, biz burada, mekan burada, odalar yukarıda, eğlence dobra. He? Hadi hadi, bırak stresi. Tuvalete git, gel, bekliyorum seni, tamam? Hadi, hadi. Ne oldu? Bilmiyorum Sami. Canan gel. Gel hayat. Gel. Yavaş gel. Ha. İyiyim ya. Çok da bir şey içmedi aslında ama. Tamam Yağmur, sen, ben ilgilenirim annene, bırak sen. Bana müsaade, müsaade et, ver bana. Yağmur git sen. Git git. Gel. Canancığım, bir su içelim, bir midemizi boşaltalım. Onları çözeriz ya. İyiyim ya, bir şey yok. Tamam tamam, iyisin ya. Problem yok, ne oldu? Dur yavaş, dikkat et. Dikkat et. Ben de yardım edeyim mi? Kapıyı açsana, kapıyı aç. Kapıyı açayım. İyiyim ben ya. Kapıyı açamam. Tamam iyisin, bir şey yok zaten. İyiyim, tamam, okey okey. Tamam. Dur ama burası kayıyor biraz şimdi. Aç kapıyı Yağmurcuğum. Gel. Akgün Gökalp Taşkın. Savcım, ben buldum Canan Hanım'ı. Alaçatı'da bir sokakta öyle tesadüfen karşılaştık. Oğlum senin ne işin var Alaçatı'da ya? Ben sana siteden dışarı çıkma demedim mi? Anlamadım ki ben. Dedin. Dedin de. İşte. Tamam, eve geç. Eve geç. Bak, yarın gidene kadar hala benim gözetimim altındasın. Tamam mı? Oyalanma buralarda. Hadi bas eve. Gel. Gel canım. Bir şey mi diyeceksin? Yarın gidiyor musun sen? Yarın. Yarın. Bir şey demeden mi gidecektin? Böyle olacağı zaten belliydi Yağmur, yani eninde sonunda olacaktı bu. Yarın gidiyorsun ama. Nasıl veda edilir? Hoşça kal mı? Mesela.
Babamdan mı duyacaktım ben gideceğini? Bu mu bana biçtiğin değer? Sana biçtiğim değeri bir bilsen. Bilmek istiyorum. Ne diyeyim yavrum? İçinden geçenleri bilmek istiyorum. Bana bak. Aklıma bir şey gelmiyor. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Ben vedalara böyle gelemeyen bir yapıya sahibim, veda edemeyen bir yapım var. O yüzden kesip atmak en iyisi. Böylesi daha kolay, daha iyi. Hissettiğini bilmek istiyorum sadece. Ne demem istiyorsun yavrum? Yok yani. Tamam, her şey istediğin gibi olsun. Hoşça kal. Beni her gün yeniden şaşırtan kız. İçimde bir ışık gördüğünü söyledin ya. Aşk olsun sana. Tarif ettiğin hayali çok sevdim ben. Her gün bir kere hatırlar mısın benim? Her hatırladığında bir kere gülümser misin kimseye belli etmeden? Ya da gözlerin dolar mı bazen aklına gelirsem? Çaresiz miydi diye düşünürsün. O yolun yolcusu muydu? Yavaş yavaş unutur musun yoksa beni? Senden önce hiç hayal kurmamışım. Bana hayal kurmayı öğrettin ya sen. Bir insan diğerine daha ne kadar yakından dokunabilir ki? Hoşça kal güzel kalplim. Güneş yüzlüm. Kızgın karateciğim. Olduğun gibi kal. Gözyaşı dökme arkamdan. Sadece bir ak gün geçti hayatımdan de. Sonra da bir sabah güneşiyle unut gitsin beni. Hoş kal. Hoşça kal. İyi misin sen? Bitti. Ayrılmak zorundayız Kaan. Hayır. Hayır, sana sabah söylediklerim yüzünden diyorsun böyle bana. Değil. Değil, özür dilerim. Yağmur, yapma böyle. Hayır Kaan. Yağmur, yapma bunu bana. Yağmur, o gidiyor. Söz veriyorum, ben seni her şeyi unutturacağım. Lütfen bırakma beni. Seni çok seviyorum ben. Özür dilerim.
Ne yazıyor, ne yazıyor? Bana da söyle. İşte teyzem kendini kötü hissettiği için direkt eve gitmişler. Ya merak edecek bir şey yok yani. Ha, iyi bari. Baba? Güzel kızım benim. İçeri girmeyecek misin yakışıklı? Belki eşyalarını almaya gelmiştir yine. Sen geç kızım içeri. Dışarıda üşümeyin ha. Özledin mi beni? E tamam, ben şimdi bunları hiç konuşacak durumda değilim Metin. Hmm, anladım onu. Özür dilerim. Tamam hadi içeri geç yakışıklı. Nasıl? Şimdi daha iyi misin? Midem. Niye yardım ediyorsun sen bana? Ne yapayım? Bırakayım seni. Böyle. Bu hale düşmem gerekiyor değil mi şefkat görmem için? Yerlerde sürünmem gerekiyor. Beni fark ettiği. Öbür türlü öyle kafanı çevirip bakıyorsun ancak. Canım. Sen nasıl kendini ikna ediyorsun ya? Ne? Biri öldü. Ölüm ya bu. Adamın kim olduğuyla hadi kendimizi ikna ettik diyelim. Ama çocuk kaldı. Kadın kaldı orada da. Nasıl tarif ediyorsun mesela kendini? Ben edemiyorum. Nasıl bir tepkisizlik bu ya? Ben bazen korkuyorum senden. Ölümü bile böyle mesafeli. Kötülük yapıyorsun kendine. Kötülük yap kendine, yap. Benden ne istiyorsun ya? Can, ben anladım seni. Gel. Gel, gel. Ben giderim ya. Tamam, ben... Ben giderim. Ben gidemezsin demiyorum. Gel. Gel, gel. Gel. İstemiyorum ben. Kötü kötü konuşuyorum sana. İstemem. Sen bir ayıl. Ama ben kötü kötü şeyler söylüyorum. Sana istemiyorum öyle. Gel seni bir ayıltalım sonra. İstediğin kadar kötü şey söyleyebilirsin. Yatamazsın yanıma. Yanıma yatamazsın. Ben çok ciddiyim bak. Yatmayacağım yanına. Seni uyutacağım sonra gideceğim. Çizmelerine yatma istiyorsun. İzin vermem. Çoraplarını çıkarayım. Hiç sevmezsin çorapla atmayı. Ama sen yapayalnızsın.
Niye? Ben hep seni içine yaşıyorsun diye düşünüyordum. Seviyorsun. Gösteremiyorsun. Yalnızken ağlıyorsun. Deli gibi özlüyorsun. Ama ne arıyorsun, ne soruyorsun. Garip, grup adamı. Ama inandırıyordum kendime. Seviyordum. Şimdi duygularım ölmüş senin. Hiçbir şey etkilemiyor seni. Seni takip ederek gelmedim. Ben zaten oradaydım. Belki gidip konuşurum diye düşündüm. Belki sebep olduğum şeyden dolayı özür dilerim, acısını paylaşırım. Dolandım, durdum orada ama sonra seni gördüm. Dan diye girdin evin içine. Kadınla yüzleşmeye. Konuşup acısını paylaşmaya girdin kadının yanına. Ben seni görünce sinirlendim. Çok sinirlendim. Ama kendime sinirlendim. Sen cesurca, korkusuzca kadınla duygularını paylaşmak için gittin yanına. Ben bunu beceremediğim için sinirlendim kendime. Hayatımda hiç beceremediğim için. Çok haklısın. Senin kadar cesur değilim. Duyguların konusunda çok korkağım. Belli edemiyorum duygularımı. Belki de duygusal olarak yıkılırsam bir daha toparlanamamaktan korkuyorum. Bilmiyorum. Yalnızlık konusunda da haklısın. Evet, ben yalnızım. Seni seviyorum sevgilim. Seni çok seviyorum. Geçelim. Kimsiniz lan siz? Ne oluyor lan? Bırak. Selim Savcı'nın selamı var. Kim bilir canım.
Sayın savcım. Geliyorum. Canan Hanım, rahatsız ettim, kusura bakmayın ya. Ben dün geceden sonra hani iyi misiniz diye bir bakmaya geldim öyle. Ama iyisiniz herhalde, tamam. Tamam, tamam. Yani çok özür dilerim. Rahatsız ettim. Ya ben özür dilerim Canan Hanım. Olduğum kişi yüzünden özür dilerim. Çok iyi anlıyorum sizi. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz, çocuklarınız var. Onları uzak tutmak istiyorsunuz benden. Aynı atmosferde bulunmayalım istiyorsunuz. Ben olsam yerinizde herhalde ben de aynı şeyi düşünürdüm. Önlem amaçlı. Gidiyorum artık ben. Siz inşallah eski huzurunuza tekrar kavuşursunuz. Kaç gündür öyle kötü günler geçirdim de işte dün gece de öyle... Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün savcım anlattı zaten biraz. Şahit olduğunuz şeyi. Şu an yüksek ihtimal onun etkisindesiniz canına. Dün sizi öyle görünce aklıma annem geldi benim. Yanlış anlamayın beni. Onu da böyle sık sık dağılmış halde görürdüm. Uykusuz, ağlarken. Böyle ne yaptığını bilmediği hallerde. Elimden de çok bir şey gelmezdi. Bir tane anımız vardı bizim böyle. Güzel deniz kenarında piknik yaptığımız bir gün. Zaten tek huzurlu olduğumuz gün o gündü bizim. Bana yüzmeyi öğrettiği gün. O günü sürekli hatırlatırdım. O gün işte yaşadığımız şeyleri böyle hatırlatırdım anneme. O biraz biraz böyle yüzünü güldürürdü annemin. İşe yarardı yani. Ama hani böyle fırtınada kaldığınızda bir yere sığınmak istersiniz ya, bir kuytu, köşe, bir yer ararsınız, silmek istersiniz. Öyle bir şeydi işte, onunki de. Bir yerden sonra etki etmemeye başladı anlattığım şey. O gün yani, artık yüzünü güldürmemeye başladı. Doktora gitti sonra da. Ama iyileşmek için ömrü yetmedi bu sefer de. Yani annem, öyleyse siz herhalde çok daha fazlasını yaşamışsınızdır Canan Hanım. Yani diyeceğim o ki Canan Hanım, bir karar verin yani, bir seçim yapın. Kendinize de anlatın bunu, korkmayın. En azından belki daha az yıpranırsınız. Şurada verandada bir şey söylediniz ya bana. Suçluyu... Suçlunun yanında olan da suçlu sayılır dedim. Annem babamı ihbar etmiş Canan Hanım. Meğer. Yani annem göz yummamış. Güzel anacığım. Ben savcıma bir mektup yazdım. Onu verdim. Bir de Yağmur'a bir mektup yazdım. Onu da verecektim de sonradan size versem daha doğru olur, daha iyi olur diye düşündüm. Siz hani bunu uygun gördünüz bir gün Yağmur'a. Verirseniz, verir misiniz yani? Hani ben şuraya bıraksam. Şöyle. Ben artık gideyim. Selametle.
Büyük ihtimalle buluşma saati geldi savcım. Köstebeği her an görebiliriz. Sen gözünü ayırma. Ben bir konuşup geliyorum. Tamam savcım. Alo. Selim. Buyurun başsavcım. Selim, burada önümde dosyan var. Aa evet. O tayin meselesiyle ilgili ben size haber verecektim. Fırsatım olmadı, kusura bakmayın. Talebini aldım, biliyorum. Ama şu an için değerlendirmeye alınmadı. Değerlendirmeye alınmadı mı? Nedenini sorabilir miyim? Nedenini söylemek için aradım zaten Selim. Hakkında soruşturma başlatıldı. Benden duy istedim. Ne soruşturması? Seni uyarmıştım Selim. O avukat konusunda. Defalarca hem de. Adam darp edilmiş. Rapor almış. Ne darpı sayın başsavcım? Ben anlayamıyorum, takip edemiyorum. Ne darpı? Benle ne alakası var? Sen yapmışsın demedim zaten Selim. Adam darp edilmiş. Görüntüler önümde. Ve ismin geçiyor. Selim savcımın selamı var. İsmin mi geçiyor? Sayın başsavcım, bu bir komplo. Siz bunu göremiyor musunuz? Lütfen rica ediyorum ama. Şikayetlerini iyi gerekçelendirmediği için reddettik. Ama bu bardağa taşınan son damla oldu Selim. Olaya muhakkik atandı. Soruşturma başladı. Halil Sade seninle konuşmak istiyor. Halil Sade benimle konuşmak istiyor. Latif öldü, babam öldü. Halil Sade benimle konuşmak istiyor. Sebep? Bir konuş. Sonrasına bakarsın. Önce biz seninle bir konuşalım, sonrasına bakarız artık. Ahmet. Üzerime oynanan bir oyun var şu anda işte, belli değil mi? Savcım. Şu andan itibaren soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden el çektirildin Selim. Savcım. Siz şu anda, bir saniye, siz şu anda... Üzgünüm Selim. Yazılı olarak da arkadaşlar seni bilgilendirecek. Ben anlayamıyorum Sayın Başsavcım. Tam köstebeği yakalamak üzereyim ben şu anda. Sayın başsavcım, alo! Savcım, savcım geldi. Savcım, gel. Davayla ilgili bir durum mu var? Ben biraz önce sordum da duymadın beni herhalde savcım sen. Ya onu duydum. Ben de geleyim mi? Sıkıldım evde. Belki bir işe yarar, bu kadar önemli bir şey değilse yani dava. Ne yapacaksın oğlum, gelip? Latif'le mi sabah işin senin? O yüzden mi erken kalkacaksın? Sen o ismi nereden biliyorsun? Bornoz adam değil mi Latif? Tamam da sen o ismi nereden biliyorsun? Kimse söylemedi ki sana ismini. Kendi söyledi, nereden bileceğim? Ben tanık korumaya girseydim eğer beni nerede tutarlardı? Yani tanık korumaya girenleri aynı yerde tutuyorlar mı? Yoksa hani her seferinde değişiyor mu yerleri? Ben merak ediyorum. Hakkı. Daha sessiz bir yere gidelim. Daha rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Hadi kalk. Koşsanıza. Şahıslar yaya olarak 11.005 sokağa girdi. Tekrar ediyorum 11.005.
Lan sen nasıl bana yalan söylersin lan? Lan sen nasıl lan? Nasıl yalan söylersin lan bana sen? Oğlum sakin ol. Sen benim annemle bana yalan söyledin. Kalk lan ya. Kalk ayağa. Oğlum dur, ne yapıyorsun dur. Kalk ayağa, bekle. Bak bu mektuba. Kimin el yazısı bu? Kimin el yazısı bu? Annem. Şimdi annem mi savcıya gitmiş, savcım anneme gelmiş. Annem savcıya gitmiş. Annem savcıya gitmiş Ahmet! Ben senin yüzünden savcıya ihanet ettim lan. Ben senin yüzünden annemi de ihanet ettim lan. Hakkım bak oğlum. Halil Sadi senin buradaki operasyonun başına geçmeni istiyor. Taşkın soyadıyla babanın varisi olacaksın oğlum, yapma. Karşılığında ne isteyeceksiniz benden? Git savcıyı vur hakkım mı diyeceksiniz bana? Hayır oğlum, onu başkası yapacak, sen değil. Bak beni dinle, savcının ömrü çok kısa. Halil Sadi onun kalemini kırdı, eceli çok yakın. Cezanı çekeceksin Ahmet. Hakkın yapma. Bak sen katil değilsin. Niye? Latife öldürecekken ben katil olabiliyorum, şu an mı katil olamıyorum? Aa! 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 Bırak silahını! Ben değilim de, ben yapmadım da. Ben sana ihanet edemem de. Ha? Ben sana bunu yapamam da. Oğlum ben sana oğlum dedim lan. Oğlum gibi sevdim lan ben seni. Sana olan şüphelerimi ciddiye bile almadım ben ya. Bunu sen yapmadın. Sen yapmış olamazsın bunu. Bak. Sen değilsin değil mi? Savcı. Erledin adam bendim savcım.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.